Evet, yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyim ve bu videonun özel olmasının sebebi ilk defa benim Murphy oyunu anlatıyor olmam. Murphy, Fisher'a göre gelmiş geçmiş en iyi oyuncuydu. Bakalım Murphy, Andersen'e karşı 1858 Paris'te neler yapmış? Aslında geçtiğimiz Blackburn videosunda ben size bununla ilgili ufak bir varyant göstermiştim. O videoyu izleyenler de zaten varyantı görünce hatırlayacaktır. Ama devamı da çok kaliteli ve çok heyecanlı olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Ve bakalım Murphy ile Andersen arasındaki mücadele nasıl gerçekleşmiş? E4, E5 ve F4'ün ardından Andersen bu gambiti, şah gambitini kabul etmiş, E çarpı F4 oynamış. At F3'e gidiyor, G5 ile o F4 piyonu savunuluyor ve H4'ün ardından şimdi G4, at E5'e gitmiş ve at F6 devamında at çarpı G4. Tabii ki burada ilk aklımıza gelen belki buradaki atları değişmek olabilir ama atları değiştiğimizde D5 devamında bile vezir F4'ten sonra beyazların konumu hem iyi kalıyor hem de bir piyon üstün kalıyor burada beyazlar. Bu sebeple at çarpı G4'ten sonra hemen siyahların varyant düşüncesi değişiyor ve at çarpı E4 oynuyor. At çarpı E4'ten sonra Murphy buradaki G3 zayıflarını siyaha bırakarak D3 oynuyor. At G3'e de artık bu taşlardan birinden vazgeçmesi lazım ama kale G1 gibi bir şey oynasanız konumunuz inanılmaz kötü kalıyor. O yüzden burada Murphy'nin geliştirdiği bir varyant var. O da fil çarpı F4. At çarpı H1 ve vezir E2. Belki Blackburn videosunu izlediyseniz Blackburn burada fil G5 gibi bir şey oynamıştı ama aslında siyahlara üstünlük veren bir hamleydi. Blackburn'un üzerinde çalıştığı birçok maç kazandığı hamleydi. Fakat vezir E2 en doğrusu. Vezir E2, vezir E7. Tabii ki belki burada aklımıza hemen vezir E2'den sonra fil E7 hamlesi geliyor ama fil E7 gördüğünüz gibi bilgisayar değerlendirmesi de tamamen beyazı gösteriyor. Burada iki hamlede mat var. At F6 açmazdan dolayı alamıyor burada fille ve şah mecburen F8'e gitmek zorunda ama fil H6'dan sonra da konumun mat olduğunu görürdük. Şu an gidebilecek hiçbir yeri yok. O yüzden vezir E2'den sonra mecburen vezir E7 oynuyor ve vezir E7'den sonra at F6, şah D8 ve fil çarpı C7'den sonra şah çarpı C7, at D5 şah ve gördüğünüz üzere burada bir çatal var ve fil C7 fedası da hakikaten çok kaliteliydi. Şah D8'e gitti, at çarpı E7 ve fil çarpı E7. Aslında konuma baktığımızda siyahların o kadar da kötü olmadığını görüyoruz ki bilgisayar inanır mısınız sıfır veriyor. Çünkü bunun sebeplerinden bir tanesi de hem çift fil var hem de buradaki çift kaleyi eğer iyi şekilde değerlendirebilirsek ki bu atı da doğru şekilde dönebilirse geriye aslında Andersen bütün sorunlarını çözmüş olacak ve oyunu eşitliğe götürmüş olacak. Belki daha da iyi çıkmış olacak. Burada vezir G4 hamlesini oynuyor. Vezir G4 hamlesinden sonra Murphy'nin amaçladığı şeylerden bir tanesi hem H4'ü korumak hem de atın çıkış yolunu kesmek aslında. Şimdi D6 bu çaprazdan istendi. Andersen şu an çok doğru iş yapıyor. Vezir F4'e geldi ve şimdi kale G8. Kale G8'in ardından tabii ki at G3 hamlesinin geleceğini görüyoruz. Ve bu sebeple vezir F7 almayı tercih ediyor. Ve vezir F7'den sonra konuma baktığımızda Andersen aslında burayı toplayabilir. Ama kale E8 gibi bir şey oynaması lazım. Fakat burada fil H4'ü tercih ediyor. O da kötü değil. Ama birazcık da olsun beyaza şanslar veren, yani bilgisayar nezdinde değil ama tahtada şanslar veren bir hamle. Şimdi şah D2 ve artık burada fil G5 hamlesini oynaması lazım Andersen'in. Ama o kale E8'i tercih ediyor ve ileride belki fil E1'e bakmak istiyor. Fakat fil E1 o kadar da iyi bir tehdit değil. Çünkü at A3'ten sonra artık orayı kaleyle koruyabiliyorsunuz. Şimdi at A6'ya çıktı ve gördüğünüz gibi artık beyazın net bir üstünlüğü var durumda. Çünkü burada vezir H5 gibi bir hamle var. Hem vezir H5 hem de vezir F4 devamında, özür diliyorum, vezir F4 devamında vezir H2 hamleleriyle zaten her türlü o at ya da file sahip olabiliyor. Vezir H5 ve şimdi fil F6. Tabii ki Andersen bu at A6'yı oynarken bizim düşündüğümüz gibi hemen işte atı bırakmış oldu ya da fili bırakmış oldu gibi basit bir düşünceyle oynamıyor. Çünkü buradan sonra aslında birkaç hamle daha var kazanca götürmek için beyazı. Şimdi vezir H1
ve Filbeyk. Tamam, siz hata aldınız ama burada da fille hem kale hem de at istenmiş oluyor. Buna da çözüm bulmanız lazım. Vezir H4 şah ve şah D7'ye gitti. Şimdi kale B1'in ardından fil A3. İşte Andersen'in kaçırdığı hamle belki de buradaki vezir H4 hamlesiydi. Çünkü vezir H4'ten sonra şah D7'ye gittiğinde vezir A4 ve ver şahı, ver fili diyor burada beyazlar ve o kazandığınız aslında at size bir file mal olmuş oluyor ve oyun direkt kazanca dönmüş oluyor. Burada Andersen oyunu birazcık düşündükten sonra terk etmiş ve Murphy hakikaten 1858 yılında çok çok güzel bir oyun kazanmış oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.